Başkanım merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Teşekkürler başkanım, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Hayırlı Ramazanlar olsun başkanım. Evet, bütün Türkiye'ye, bütün spor camiasına hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah hayırlısıyla bu Covid-19 pandemi salgınını da hayırlısıyla atlatacağız. Umutluyuz bakalım. İnşallah. Başkanım bugün Bakan Bey'le bir toplantı vardı. Siz o toplantıya katıldınız mı? Hayır ben katılmadım ama gerekli bilgileri aldım. Soracağınız soru varsa cevaplayabilirim bununla ilgili. Şimdi şu an için siz playoff'tasınız ve şöyle bir şey söz konusu. İkinci ile dokuzuncu arasında playoff oynanması söz konusu. Yani bize gelen bilgiler bu yönde. Siz neler söylersiniz? Şimdi bizim tabii ikinci ve üçüncülükler takımlarında ki bütün başkanların bir WhatsApp grubu var. Burada gerekli görüşmeler yapıldı. Tabii kulüpler kendi bulundukları duruma göre ve pozisyona göre hem maddi hem manevi hem puan durumuna göre hem de tabii ki salgının durumuna göre öyle söyleyeyim görüşlerini belirttiler. Tabii hepsine saygılıyız. Biz saygı duyuyoruz ama Volkan Başkan toplantıda oynanmaması gerektiğiyle ilgili ilk 2 ve 9 arasında playoff oynanması ile ilgili görüş belirtti. Şimdi biz o görüşe katılmıyoruz tabii. Yani onu söyleyeyim. Ya oynansın ya hiç oynanmasın. Yani böyle bir mantık olmaz. Ya yani playoff'ta 2 ile 9 arası oynanacak. O zaman bütün ligler oynansın. Yani böyle bir şey olmaz. Hiç oynanmayacaksa oynanmasın. Oynanacaksa da bütün lig oynansın. Ya da oynanmayacaksa ilk liderleri çıkaracaklarsa o zaman en iyi üçüncüyü çıkarsınlar. Yani en iyi üçüncü biziz. Yani ben de taraflı konuşayım o zaman. Böyle bir mantık olamaz. Ne olacak şimdi Ankara Demirspor'un diğer gruptaki suçu ne, günahı ne? Böyle bir mantık, böyle bir düşünce olamaz ki Süper Lig ve PTT Ligi muhtemelen oynatılacak. İkinci ile üçüncülük, biz pandemi ile ilgili yayınlanan kuralları uygulayamayız falan gibi şeyler var. O biraz tabii kolaycılığa kaçıyor ama bizim kulüp olarak, hedefimiz olarak, düşüncemiz olarak, felsefemiz olarak bir hayalimiz var. Yani şimdi kulüplerin mevcut durumlarından dolayı tabii ki kimisinin parası yok, kimisinin SSK bölge borcu var, futbolcuya borcu var, deplasmana gidecek parası yok gibi bazı kıstaslar var. Ama ben altyapısıyla, üst yapısıyla, tezisleriyle Süper Lig'i hedeflemiş, yatırım yapmış ve bugün bakanın, kendi bakanın açıkladığı, özellikle söyledi, artık dedi, altyapıya üreteceksiniz dedi ki biz bunu 5 senedir özellikle altını vurgulayarak söylüyorum, zaten yapıyoruz. Müthiş tesisler yaptık, müthiş sahalar yaptık, sağ olsun Cengiz Başkanımız çok büyük yatırımlar yaptı. Şu anda da orada yaklaşık 60-65 tane Türkiye'nin her kesiminden oyuncular üretmek için ve bu geleceği gördüğümüz için her takımda olmayan tesisleri yaptık. Biz iki tane devasa büyük tesis yaptık. Orada üretiyoruz ve milli takıma da oyuncu veriyoruz. U16'da oyuncumuz var. Alttan gelen diğer oyuncularımız var. Onlar da milli takıma gidecek. Zaten biz bunları yapıyoruz. Uzun zamandan beri planlamışız. Çok büyük yatırımlar yapıyoruz bununla ilgili olarak. Yani hem altyapıdaki oyuncu kadrosu hem üst yapıdaki hedefimiz, hayalimiz bizim sadece Süper Lig değil, biz Avrupa'ya da gideceğiz diyoruz. Tamam, pandemiyle ilgili bütün dünyada problem var, sıkıntı var ama bizim de farklı bir düşüncemiz var. Herkes bulunduğu duruma göre, pozisyonuna göre bazı konuşmalar yapıyor. O tabii ki bizi bağlamaz. Biz şartların eşit olmasını istiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey söylüyorum. Hakkın, hukukun yenilmemesi lazım. Küme düşen düşecek, çıkan çıkacak. Oynanacaksa herkes oynayacak, oynanmayacaksa üst lige çıkarılacaksa da en iyi şekilde hak, adalet neyse o şekilde olacak. Yoksa yani birilerinin maddi, birilerinin puan durumuna göre, birilerinin siyasi düşüncesine göre ya da başka neyse artık altında ne yapıyorsa buna göre pozisyon alamaz. Biz çünkü yatırım yapıyoruz. Bakın çok önemli bir şey. Türk futbolu için yatırım yapıyoruz. Sadece Manisa için yapmıyoruz. Manisa'yı da konuşabiliriz burada tabii ama konuşacağız da.
inanılmaz yatırımlar yapıyoruz. Yani şimdi Türk futbolunun geldiği noktayı biz özellikle Cengiz Başkan'ımız, yani bu bizim Türkiye'de Manisa için çok büyük bir şans. Yani bunu sık sık söylüyoruz tabii ama söylemekten de vazgeçmeyeceğiz. Biz bunları öngörmüşüz. Bakın ben A takıma yaptığım kadar harcam altyapıya yapıyorum. Siz buna inanabiliyor musunuz? Bakın size söylüyorum. Yani, biz inanıyoruz çünkü biliyoruz başkanım. Ya işte yani o zaman benim günahım ne? Ben üst yapıya da yapıyorum, alt yapıya da yapıyorum ben. Ve müthiş bir emek, müthiş bir para harcıyoruz. Müthiş bir bütçe harcıyoruz ve borçlanmadan yapmaya çalışıyoruz. Yani bunları yaparken, bunları planlarken herkesin eşit olması lazım, eşit şartlarda olması lazım, adaletli olması lazım. Yoksa bu şekilde olmaz. Ne olacak şimdi? Yani Türk futbolunun bir sürü problemi var. Adam batmış, iflas etmiş. Resmen batmış. Türkiye'deki Süper Lig kulüpleri, ben size söyleyeyim, yani benim işim ekonomi, iflas etmiş durumdalar. Bir sürü kulüp eksi puanlarda, bir küme düşmüş, bitmiş. Bunu oynatsan tekrar ne olacak Türk futboluna, o şehre, o, yani ne, yani bu buradaki fayda maliyet analizi ne olacak? Bakın bu pandemiden de faydalanarak müthiş derecede Türk futbolunda radikal kararların alınması lazım. Bu bir fırsat. Daha önce zaten bakanlıkla, bakanlarla birlikte bununla ilgili toplantılar yapıldı. Bu şartların artık eşit hale getirilmesi lazım. Biz de şimdi bizim grupta maçlar oynuyoruz. Adaletsiz. Bizim bütçemiz yüksek. Evet, oyuncu kalitemiz var ve rakiplerde, bazı rakiplerde gerçekten de maddi durumu olmayan, transfer yasağı olanlar var. Adaletsizlik, eşitsizlik oluyor. Sıkıntılar oluyor. Bizim bütçemiz diğer kulüplere sıkıntı yaratıyor. Ben şimdi düzgün bir şey yapmam hata mı? Problem mi? Üretmem yanlış bir şey mi? Düzgün kulübü yönetmemiz çok yanlış bir şey mi yapıyoruz biz? Yani o yüzden bunların bir an önce düzeltilmesi lazım ve adaletli olması lazım. Ha, beni yukarıya durup dururken çıkarın demiyorum. Ama bu kadar emek, bu kadar çaba, bu kadar sevgi, bakın biz sevgiyle ve güvenle yapıyoruz bizim bu işleri. Başka bir amaç için yapmıyoruz. İnanın yani başka kafamızda da hiçbir şey de yok. Bu motivasyonun düşmemesi lazım. Bunu sadece Manisa kaybetmeyecek. Biz kaybetmeyeceğiz. Türk futbolu da kaybedecek. Olmaz. Yani bunu kesinlikle biz kabul etmeyiz. O yüzden ya oynansın bütün bu ligler, yani ya da hiç oynanmayacaksa, ilk iki çıkacaksa, liderler çıkacaksa en iyi üçüncüyü çıkarsınlar. Ya da bir kriter belirlesinler. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir... Yani siz diyorsunuz ki başkanım herkes bireysel düşünüyor. Biz de bireysel düşünürüz. Biz de en iyi üçüncüyüz. Biz çıkarız diyorsunuz. Evet, ben 63 puan almışım. Yani inanılmaz puan toplamışım. İnanılmaz bir istatistiğim var. Yani böyle bir şey yok ki. Şimdi adaletli olmak lazım. Diğer grupta daha enteresan durumlar var. Adamın suçu ne? Ne yapacak şimdi? Yani adam toplamış aynı puandalar. Nasıl olacak? 9. ile oynayacak. Bir maça kalmış şeyi. Bu olmaz ki böyle bir şey. Zaten oynanacaksa niye öteki yola oynanıyor da playoff oynanıyor? Bunun mantığını bana açıklar mısınız? Bunun mantığını açıklar mısınız? Hayır, başkanım şimdi. Yani şey, 9 kişi burada oynayacak, 9 daha 18, zaten bir lig maçı gibi oldu o zaman. O zaman ötekiler de oynasın, ne fark eder? Yani böyle bir mantık olabilir mi ya? Böyle bir düşünce olabilir mi? 18 takım maç yapacak, eliminasyonlu. Böyle bir düşünce kesinlikle biz katılmıyoruz ve kabul de etmiyoruz, öyle söyleyeyim. Şimdi bakın, bu iş şöyle, yani kulüpler, kulüp başkanları, yani tanıdığım için, bildiğimiz için söylüyorum, kulüplerin durumu da bildiğimce söylüyorum, herkes kendi pozisyonuna göre dönüşüyor. Bak, yani şimdi salı günü bakanla bir toplantı yapılacak, Sağlık Bakanı'yla. O Sağlık Bakanı'ndan alınacak görüşe göre, eğer futbol oynanacaksa her yerde oynanacak, oynanmayacaksa hiçbir yerde oynanmayacaksa, ona göre bir kriter belirlenecek ve bu kritere göre herkese %100 adalet sağlanır mı, o tabii tartışılır. Yani o konu biraz tabii ki şey, ama ben başka bir şey daha söylüyorum. Bu fırsattan istifade Türk futbolunda mutlaka, daha önce de görüştüğümüz gibi bakanlıklarda toplantı yaptık biz bununla ilgili, müthiş derecede radikal kararların alınması lazım. Bakın yani bu böyle olmaz, olmuyor. Yani bütün camia, orta ve uzun vadede herkes bundan etkileniyor. Yani şimdi ne olduğu belli değil. Kargaşa var, ekonomik sıkıntılar var, problemler var. Ne futbolcu, ne antrenör, ne camialar, ne biz, ne önümüzü görebiliyoruz, ne planlama yapabiliyoruz, ne başka bir şey.
Yani o yüzden bu kadar yapılan yatırımlar ne olacak? Bunlar da var. Yani onun için çok iyi istişare etmek lazım. Bildiğim kadarıyla federasyon başkanı oynatmak istiyor bütün ligleri. Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı'nın vereceği karara göre bazı şeyler şekillenecektir. Şimdiden bu tabii ikinci üçüncü lig başkanlarının yani hepsinin değil tabii %70'ini söyleyeyim. Ortak görüşü %30'u buna katılmıyor. Benim de dahil olmak üzere. Bir görüş belirtiyor. Yani böyle olacak diye bir kaydı yok tabii. Yani bu kesinleşmiş bir şey değil. Sadece bir görüş. Sadece bir. Şimdi başkanım Manisa FK için konuşalım. Manisa FK beyaz grupta playoff için en büyük favori. Diğer gruba geçtiğimiz zaman kırmızı gruba şimdi Ankara Demir'in iç sahada Bandırma maçı var. Ankara Demir de isyan edecektir. Yani diğer gruptakiler de isyan edecektir. Bir de az önce bir futbolcu yazmış Can Demir hatta 1922 Konyaspor oyuncusu. Urfa Spor -14 puanla ligde kalıyor diyor. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Haklı olarak isyan ediyor da. Yani Karabük Spor keza öyle. Olamaz. Ya şimdi kasa ne olacak? Bir onu da tartışmak lazım. Şimdi ben camiaları şey yapmak istemiyorum ama yani temizlik derken bazı şeyleri onu kastetmeye başladım. Hem ekonomik hem mali hem bazı kriterlere göre temizlik yapılması lazım. Bu şekilde olmaz. Yani şimdi Urfa'da bizim gruptaydı. Ya şimdi çocuklarla geldiler burada. Biz bir sürü yani 7 tane gol attı. Ya şimdi atsan bir türlü atmasan bir türlü. Çocuklarla oynuyorsun. Eşitsizlik var. Adaletsizlik var. Yani bu şekilde olabilir mi? Ya şimdi burada bizim şehrimizin takımı Manisa Spor var. Onun mevcut durumu var. Yani işler acısı. Şimdi sen yani bunu devam ettirmekle nereye kadar nasıl olacak? Yani bu yok. Eşit bir tartı yok ortada. Adalet yok. Yok yani bu şekilde olmaz ki. Devam edemez ki. Kime? Hani şehre katkısı olacak mı? Türk futboluna katkısı olacaksa olsun yapalım. Evet ama olmayacağı kesin ve aşikar olan şeyler için tekrardan yeni baştan başlayıp ki daha da büyük hasarlar meydana geldi şu anda. Bunun bir doğruya getiren bir yer olmaz ki. Olamaz yani. O yüzden bu virüs dolayısıyla temizlenelim bence. Türk futbolu da temizlensin. Bu işe gerçekten gönül veren, sevgi veren, yatırım yapan. Ondan sonra işte bugün bakanımızın söylediği gibi gençlere, çocuklara, kendi milli değerlerimize önem veren, tamam mı? İtham değil, tamam mı? Yani ihraç edebileceğimiz felsefede olan bir yapıyla ki biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama yani bu tip şeyleri önümüze koymamız lazım. Yoksa bu şekilde işte bakın bu pisliklerle, bu sıkıntılarla, bu ikinci ve üçüncü lig takımlarının oynamamasının nedeni pandemi değil. Bakın ekonomik, ben size söyleyeyim. Çıkar, menfaat, ekonomik yani başka bir şey yok. Kimi şeyde kalmayayım, kimide kalayım, böyle kalayım, kimi oynamayayım, masrafım olmasın. Yani ben altında bir sıkıntılar başka. İddiadan ne para gelecek, SSK vergi borcum silinsin, işte bilmem başka problemlerim var. Evet tamam da sen para harcarken bunun bir bütçesini yaparken niye hesabını yapmadın? Niye? Şimdi bunun da çok kulüp var. Evet var. Siz olmayan parayı harcamak kadar dünyada kolay bir şey var mı? Olmayan şeyi harcıyorsunuz. Yani olmayan bir şey harcamak kadar kolay bir şey yok. Olmayan bir şey. Bakın siz tekrar söylüyorum. Olmayan şeyi harcıyorlar. Ben olanı harcıyorum. Diğer kulüpler olmayanı harcıyor. Şimdi bu nasıl olacak? Diğer şey, haksız rekabet var. Sen çok para harcıyorsun. Ben varsa harcıyorum. Yatırım yapıyorum da harcıyorum. Olmayanı harcamamış. Çünkü adam olmayanı harcamış. Ne yapabilirim ben şimdi? Buradaki adalet ne? Yani hangi adalete bakacağız? Hangi düşünceye bakacağız? Neye kriteri, hangi kriteri baz alacağız? Ben 5 senelik, 10 senelik planlar yapıyorum. Adam günü kurtarmaya çalışıyor. Nasıl olacak? Bana anlatır mısınız? Biz hangi futboldan bahsediyoruz? Hangi Türk futbolundan bahsediyoruz? Nasıl olacak? Yani ben söylüyorum, futbolcularımı da söylüyorum, buradaki kanvayı da söylüyorum. Bugün çıkmasam yarın ya. Yani bizim çünkü bir felsefemiz var. Sabır diyoruz. Sabır, sabır. Yani istikrar, devam. Bizim 3 tane felsefemiz var. İstikrar, devamlılık. Bakın istikrar, devamlılık. Bu işin ana nüvesi sabır ve zaman. Bu 3 felsefeyi önünüze koyacaksınız. Bakın koymadığınız zaman bu Türk futbolunda hiçbir yere gelemezsiniz. Ki bizim Türk futbolu siyasallaşmış durumda zaten.
Bugün var, yarın yok. İçin, ben kulüpler birliği toplantısına gidiyorsunuz, bir sene toplanıyorsunuz, ertesi sene yarısı yok. Nasıl olacak bunun devamlılığı? Ben size soruyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bir ortak karar anlamaz. Alınsa bile bir sene sonraki o kişiler olmuyor. Karar attığı adam, attığı imzanın sorumluluğu yok ya. Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Böyle bir dünyada böyle bir sistem var mı? Attığı imzanı adam, ben şimdi... Yani ben tabii biz şimdi şirketleştik. Bütün her şeyimle, ben bütün mal varlığımla, her şeyimle, yükümlülüğümle sorumluyum. Ama derneklerde adam imza atıyor, 100 trilyon, 50 trilyon, 5 trilyon neyse hiçbir sorumluluğu yok. Yani geçmiş dönemdeki kim gelecekse ona bırakıyor. Kendi dönemiyle ilgili hiçbir şey yok. Böyle bir sistem olabilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Bu olmaz ki, yürür mü böyle bir şey? Yürümez. Ya bak geçen sene ben Urfa'yla aynı gruptaydım. Benim veremediğim paraları verdiler. Ben almak istediğim oyuncuları onlar aldı. Ne oldu bu sene? Yani işte onu anlatmak gibi. Koca şehir, Urfa şehri, camia çok güzel bir şehir. Ama yazık günah değil mi? İşte bizim Manisa'mız yazık günah değil mi? Geçmişten burada örneklerimiz var bizim. Bizim çıkardığımız çok dersler var. Burada Manisa'da da var. Bizim yaşadığımız şeyler var burada. Ben Manisa Spor'a aday oldum. Bakın aday oldum, içinde olmazken bile her türlü desteği verdik, vermeye çalıştık. O yani ama izin vermediler, vermiyorlar. Bakın neden oldu? Siyasetten dolayı oldu. Ki ufak düşüncelerden dolayı oldu. Ufak düşünmekten dolayı oldu. Ama ne oldu? Herkes zarar gördü şimdi burada. Biz de zarar gördük. Bakın şimdi biz bir sıfırdan başladık. Yeniden bir şey yaratıyoruz. Şehirde bir şeyler, aidiyet duygusu oluşturmaya çalışıyoruz. Manisalılık duygusu oluşturmaya çalışıyoruz. Sevgi oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün Manisa'yı her yere çekmeye çalışıyoruz. Sıfırdan başlayıp bir şeyler yapmıyor. Yazık günah değil mi buna ya? Gerçekten yazık günah değil mi ya? Buraya emek harcıyorsun, para harcıyorsun. Gençler, çocuklar burada. Tekrardan yeniden başladık biz burada. Neden? Neden oldu bunlar? Attığın imzanın sorumluluğu yok. Siyasetin bulaştığı, hani futbolla alakası olmayan insanların işin içine sokulduğu, tamam mı? Oy kullandığı. Yani bu sadece Manisa'da değil, başka yerlerde de var. Bu şekilde bu gidebilir mi? Olabilir mi? Olmaz. Olmadığını birçok yerde görüyoruz, yaşıyoruz. O yüzden bakın yaptığınız işin hem sorumluluğu olacaksa yetkiyle sorumluluk aynı şekilde olması lazım. Yoksa bu şekilde bu olmaz. Olamaz. Yani işin doğasına aykırı zaten. O yüzden bu işe gönül vermiş, sevgi vermiş, bütçesini, mali disiplinini, sevgisini, biz özellikle yani ben sevgiden beslenen bir adamım, yani onu da söyleyeyim, ve güvenden beslenen. O tabii hukuki bir şey değil, yani yazıcı bir şey değil ama bunları aşılamaya çalışıyoruz. Tabii ki biz geleceği gördüğümüz için, bildiğimiz için altyapı bizim için vazgeçilmez, ölçülemez değerde bir şey bu ve buradan üretiyoruz ve ürettiğimizi de ileride oynatacağız. Bunu yapacağız. Yani yapmak da zorundayız zaten. Sürekli çünkü alamayız. Böyle bir sınırsız bir bütçe yok. Böyle bir sınırsız bir kaynak da yok. Bizde de yok. O yüzden bunun meyvelerini büyük bir sabırla, zamanla bekleyip göreceğiz. Bakın bizim altyapıda scout ekibimiz var. Siz biliyor musunuz? 3-4 kişilik. Alt takım ayrı. Altyapıda biz çocuk, yani bütün Türkiye'yi tarıyoruz. Bugün Urfa'dan başta, Rize'den işte, ben de Rize'li. Bütün her yeri dolaşıyoruz. Her yeri takip ettiriyoruz. Bütün altyapıdaki çocukları ve özel seçici davranıyoruz. Biz altın olduğu gibi de yapmıyoruz, doldurmuyoruz. Seçici çocukları dolduruyoruz. Burada iki tane büyük tesisimiz var. Bütün yemeğinden, içmesinden, sabah ya, okulundan, her şeyine kadar özenli. Tabii ki eksiklerimiz belki vardır ama bunları teker teker, yavaş yavaş, ama tabii ki bunları yaparken yani Cengiz Ergün, belediye başkanımızın futbola olan, spora olan sevgisi olmasa bunları tek başına bizim yapmamıza imkan veya olasılık yok. Bakın spor çok önemli bir şey. Yani çok hassas bir şey. Biz bunun çok farkındayız. O yüzden yavaş yavaş sabırla, işte demin dediğim gibi zamanı geldiğinde tabii ki altyapıdan bir şey de üretip üst yapıya da, üst yapıdaki A takımımızı da bir üst lige yavaş yavaş çıkarıp Süper Lig'e, oradan da Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Biz marka olacağız. Bakın ben bunu söylüyorum size ısrarla. Ben altı dolu olmayan hiçbir şeyi söylemiyorum. Bakın bu ben hep söylüyorum. 5 sene demiyor. 10 sene 5 sene demiyor. Onu ben bilmiyorum tabii ki ama bunu markalaştıracağız. Biz Manisa'yı, Manisa ismini
markalaştıracağız. Biz buradaki bütün aileleri, çocukları, bir eğlence modeliyle Manisa'da bir eğlence modeliyle herkesi yavaş yavaş, tabii ki birdenbire olmayacak, hepsini statlarımıza arkadaşları alacaklar, işte hocalarında oturacak, eğlenecek, maçlarını söyleyecek, atkısını takacak. Manisalı nasıl dışarıda, yurt dışında şehrinin takımını destekliyorsa Manisa'da maalesef bu eksiklik var. Biz bunu yavaş yavaş oluşturacağız. Bunlar bakın zaman gerektiren şeyler. Emek gerektiriyor. Burada da var aykırı çok şeyler var. Ama kafaların arkasındaki pis düşünceler hiçbir zaman yerini bulmayacak. Bulmadı da şimdiye kadar. Doğru kendisinin mutlaka yerini bulacak. Burada da buluyor. Artık biz savunmayacağız. Buradaki insanlarımız, vatandaşlarımız, Manisalılar artık bizi savunmaya başlayacak. Çünkü doğru olan her şeye ben öyle çok inanıyorum. Çünkü ben buna çok gönülden inandığım için söylüyorum. Mutlaka sahip çıkıyorlar. Çıkmaya da devam edecekler. Ama Türk futbolu için de bu geçerli tabii ki. Müthiş derecede üretiyoruz. Bu ürettiklerimizi biz şimdi mesela bize 65 civarında çocuk var. 65 tanesini ben oynatmayacağım ki. Oynatma şansım zaten yok. Bunları Türk futboluna vereceğiz. Ve bunlara biz emek harcıyoruz, para harcıyoruz. Bakın 25 kişi var bizim altyapıda hoca, biliyor musunuz? Her şey var ya. Yani psikologundan başta, diyetisyeninden, bütün kademedeki hocalarına kadar, bütün gruplardaki hocalar var, seçilmiş hocalar var. Bunlara emek harcanıyor, para harcanıyor. Ve scout ekibi var ayrıca. Bütün bu Manisa'da şimdi özellikle Manisa önceliğimiz tabii ki okullar açıyoruz. Bu, bütün amatörlere burada yardım ediyoruz, destek oluyoruz, büyükşehir destek oluyor. Ve bakın bunlar, biz farklı konuşuyoruz, farklı dilden konuşuyoruz. Bakın onu anlatmaya çalışıyorum. Başka kulüpler farklı dilden, biz farklı dilden konuşuyoruz. Ben kimseyi küçümsemiyorum kesinlikle. Ben herkesin durumunun çok farkındayım. Tabii ki yani şu andaki başkanlar bu hale getirdi de demiyorum ben ama ben farklı dilden, farklı duygulardan bahsetmeye çalışıyorum. Bu duygularımı futbolculara çok vermeye de çalışıyorum aslında, anlatmaya da çalışıyorum. Ama maalesef geçmiş yaşanmışlıklar, maalesef eğitimsizlik, bilgisizlik, o bizde de yaşanıyor maalesef. Çok anlatıyorum oyuncuları, işte bizim çok iyi gitmemizin sonucunda belli noktadan sonra geriye düşmemizin nedenlerinin bir tanesi de bu. Maalesef eğitimle para ve gelir aynı oranda gitmiyor. Bazı şeyleri anlamıyorlar, anlatamıyoruz. O duyguları vermeye çalışıyoruz. Bazıları alıyor, bazıları almıyor. Geçmiş yaşanmışlıklar var kafaların arkasında. Bunları bazen engelleyemiyoruz. Çünkü biz çok duygusal insanlarız. Duyguyla yapıyoruz. Ama bu futbol camiası çok maddi olaya bakıyor. Çünkü ilk maddi baktıkları için zaten hata yapıyorlar ve kaybediyorlar. Manevi baksalar, kendilerine baksalar aslında, ayaklarına baksalar, beynine baksalar, arkasından para geleceğini çok iyi bilmelerine rağmen de bir öğrenememişler daha doğrusu. Hata yapıyorlar. Bu bizim başımıza da geliyor maalesef. O yüzden bizim Türk futboluna, Manisa'ya bakışımız biraz farklı. Bu tabii ki pandemi geçecektir. Tekrar hayat normale dönecektir. Normale döndüğünde de bizim düşüncemiz, sevgimiz, hedefimiz değişmeyecektir. Yatırımlarımız da değişmeyecektir. Bakın ben şimdi tabii arkadaşım, dostum, abim benim ama çok şanslıyız bakın. Yani bunu anlatmakla, bunu ben bütün şehirdeki diğer başkanlara da bildiğim için söylüyorum. Müthiş derecede başkanımız var, müthiş destek veriyor. Bakın yanlış da anlaşılmasın, kamu kaynaklarına da aktarmıyor kulübe. Yani bunu bir şekilde gençlere, çocuklara aktarıyor, onlara tesis yapıyor ve inanılmaz derecede bununla ilgili hayalleri var, sevgisi var ve çok şanslıyız bununla ilgili. Yani sadece bina dikmekle hayat devam etmiyor bakın. Yani spor hayatın her dalında, her yerinde, her noktasında devam ediyor. Ben Manisa Futbol Kulübü'nün başkanıyım. Aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneğimiz var bizim bir de. Orada da bizim yaklaşık 12 tane branşımız var. İşte okçuluktan yüzmeye kadar bir sürü branşımız var. Orada da
5500 tane çocuk eğitiyoruz. Bakın çocuk eğitimi. Futbolun dışından bahsediyorum bak. Bunları da eğitiyoruz biz. Bunları da büyükşehir vasıtasıyla çok büyük destek veriyoruz. Evlerinden alıyoruz özel otobüsleriyle. Özel otobüsleri var. Alıyoruz, getiriyoruz, spor yaptırıyoruz. Bakın bunu hiçbir şehirde kolay kolay yapamazsınız. Burada başkanımızın çok büyük bir emeği var. Çok büyük bir desteği var. Biz de buraya gönül veriyoruz, sevgi veriyoruz. Müthiş bir yönetimimiz var. Çok iyi arkadaşlarımız var. Hiç siyaset yok. Sevgi var, iletişim var. Hepsiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Bakın her kesimden insan var. Her kesimden şeyimiz var bununla ilgili. İletişimi de, sevgiyi de biz önceliğimiz olduğu için, çünkü kafamızda da başka bir şey yok bizim. O zaman hiçbir problem de çıkmıyor. Bütçemizi de ona göre yapıyoruz. Hayal satmıyoruz, palavra konuşmuyoruz, yalan konuşmuyoruz. Tamam mı? Bunları kesinlikle yapmıyoruz. Bakın sektörde çok oluyor. Çok karşımıza çıkıyor. Çok üzülüyoruz. Bazen biz de gerçekten de yani hayal kırıklığına uğradığımız çok şeyler oluyor. Ama demin dediğim gibi bazı felsefeleri tabii ki insanız, etkileniyoruz biz de. Ama istikrar, devamlılık, zaman, tamam mı? Sabır, bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Ve üstüne 3 tane bizim yemek yaptığımız şeyin üstüne 3 tane güzel bir şey koymak istiyoruz bize. Güven, sevgi ve iletişim. Bu bizim vazgeçilmez. Bizim isterimizde işte başkanımızın, bizim çalışanlarımızın, hocalarımızın hepsiyle aynı şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Yalan konuşmuyoruz, sahtekarlık yapmıyoruz. Boş vaatlerde bulunmamaya çalışıyoruz. Oyunculara da aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Varsa vardır, yoksa yoktur. Varsa birlikte yiyeceğiz, yoksa yemeyeceğiz. Yani bu şekilde yani biz de bunu da bozmamaya çalışıyoruz. İnşallah Allah yolumuzu, Türk futbolunun, işte Manisa futbolumuzun yolunu açık eder. Yani doğru şeyler konuşuluyor umarım. Konuşmakla kalmaz. Önemli olan hayatta biliyorsunuz uygulamaktır. Yani ben burada şimdi size bir sürü şey anlatabilirim, söyleyebilirim. Ama bunları yapmadıktan sonra, uygulamadıktan sonra, altını doldurmadıktan sonra ne önemi olabilir? Burada konuştuğum her şey kararla yalan olur. Ama bizim konuştuğumuz her şeyi biz yapıyoruz. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Çünkü bizim sözümüz namusumuzdur. Yoksa biz bu işi yapmayız. Kesinlikle ben yapmam. Yani sahtekarlık yapacaksam, yalan konuşacaksam, adam dolandıracaksam, ne bileyim işte samimiyetsiz olacaksam bu işi ben yapmak istemem. Yani yapmak zorunda da değilim ama öyle değil. Spor sevgi demek, kardeşlik demek, iletişim demek. Yani bunları da görüyoruz, yaşıyoruz. Biz işin güzel tarafına bakmaya çalışıyoruz. Evet sektörde hem oyuncu tarafında, hem teknik kadro tarafında, hem yöneticiler tarafında, hem sektörün diğer bileşenleri tarafında gerçekten pislikler var. Bakın bunu açıkça söylüyorum ki yani kimse kızsın veya kızmasın, bu önemli değil. Yani başka maddi hesaplar var, siyasi hesaplar var, ne bileyim günübirlik hesaplar var, tamam mı? Yani var bunlar. İşte oyuncusundan menajerine kadar hepsinde var, her şeyde var. Düzgün olan da var, pis olan da var. Biz temiz tarafına bakmaya çalışıyoruz, temiz şekilde anlatmaya çalışıyoruz, bozulmamaya çalışıyoruz. Umarım biz de bozulmayız ama pozitif bakacaksınız ki yani biz de öyle bakıyoruz. Şimdi bu pandemi dolayısıyla tabii ki kulüpler zor durumlara düştü. Oyuncularda sıkıntılar var biliyoruz. Başka kulüplerde de zaten vardı. Umarım bunlar bir fırsat olur. Türk futbolu için, bizim için, hepimiz için. Umutlu bakmak lazım. Ben Türkiye'nin geleceğini çok umutlu görüyorum. Bakın yani onu da size söyleyeyim. Yani güzel bir yükselişimiz olacak diye düşünüyorum. Ve bunun için de biz yardım ediyoruz. Şimdi bunlar da bazı pandemide fırsat oldu diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım inşallah. Evet, inşallah sözü toplamak gerekirse bugünkü toplantı için Manisa FK bugünkü toplantıdaki alınan kararları, daha doğrusu önerilen öneriyi kabul etmiyor, o düşüncede değil diyorsunuz. Kesinlikle. Sizin düşünceniz bu yönde. Kabul etmem şimdi yani böyle bir şey var mı? Oynanacaksa
Bütün lig oynansın. Yani sen şimdi 18 sene takımı toplamışsın. O da bir lig yani. O da hepsi oynayacak. Yani o zaman bir dahaki sene de oynamasın. Nasıl yani? Böyle bir şey mi var? Pandemiden dolayı değil ya bu. Başka bir şeyden dolayı. Ben onu kafaların arkasındaki başka bir şeyi anlatmaya çalışıyorum size. Anladım hocam. Hiç oynayacak. Oynanmayacaksa hiç oynanmasın. Adaletli şekilde üst lige doğru çıkarsın. Küme düşen de düşsün. Böyle bir dünya, böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Fırsattan istifade. Başka bir şey yok. O zaman ben de söylerim. İlk yarıya göre değerlendirilsin. İkinci yarı bitmedi. Ben de ilk yarıdan giderdim. Beni çıkarsınlar o zaman. Öyle bir şey var mı ya? Herkes kendi durumuna göre konuşsun. Ne olur Samsun Spor'a haksızlık olur o zaman. Öyle bir şey olabilir mi? Benim hakkım ne olacak? Lig bitmemiş. Matematiksel olarak garantisi yok. Nasıl olacak bu iş? Böyle playoff oynanıyor da lig mi oynanmıyor? Yani bunun mantığını bana bir açıklar mısınız? Bunun mantığı hangi düşünceyle bunu sergileniyor? Ben bunun altındaki düşünceyi açıkça söylüyorum, çekinmeden açıkçası. Yani ifade de ediyorum. O zaman kriterleri madem federasyon ondan sonra bundan sonra bir kriter belirlesin kardeşim. Soyunma odasının düzgün değilse, stadın düzgün değilse, ne bileyim bir kriter belirlesin, ligi almasın. Maddi durumuyla ilgili bilmem neyin varsa almasın ligi, almasın. Madem bu tip şeylerin yoksa senin bunları oynatmasın, almasın. Türk futbolunu da kirletmesin, işte bu tip problemlere de, polemiklere de yer almasın. Oynatmasın o zaman, yapmasın bunları. Herkes kendi ilk önce tesisini, altyapısını, oyuncusunu, çocuğuna yatırım yapsın. Ötekine 300 lira, 500 lira, 1 milyon lira para vermesin. Olmaz ki böyle bir şey. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman ben şimdi düzgün bir şey yaptım diye hatalıysam nasıl olacak bu iş? Yani ben her şeyimi düzgün yapmışım, altyapımı yapmışım, tesislerimi yapmışım. Çünkü genç yetiştiriyorum, çocuk yetiştiriyorum. Ben aynı zamanda daha takıma yatırım yapmışım. Üst lige bütçe ayırmışım, oraya yatırım yapmışım. Hedeflemişim. Türkiye Süper Lig demiyorum, Avrupa diyorum. Tabii ki kısa vadeli olacak şeyler değil. Yani planlama yapıyorum, bunun üzerine insan istihdam ediyorum, daha da edeceğim, ben bununla ilgili yatırım yapıyorum sürekli. Ne için yapıyoruz biz bunu, ne için yapıyoruz? Biz kulübü alıp da satacak halimiz yok. Manisa için yapıyoruz, Türk futbolu için yapıyoruz, sevdiğimiz için yapıyoruz. Başkanımızla birlikte, Cengiz Başkanımızla işte bunun için yapıyoruz. Yönetimdeki arkadaşlar ne için yapıyor? Bundan para almıyor, bir şey yapmıyorlar, zaman harcıyorlar bununla ilgili. Biz bunun için yapıyoruz, ben anladım. Yani yaptığımızı da söylüyorum ben açıkçası. Yani bunu uyguluyoruz bir de. Bakın çok önemli bir şey söyleyeyim, uyguluyoruz. Yani boş konuşmuyoruz, uyguluyoruz. Bu çok önemli bir şey. Siz başka başkan bağlanabilir, başka hikayeler anlatabilir. O beni bağlamaz. Ben Manisa, biz Manisa bizi bağlar. Biz kendimizi bağlıyoruz. Ondan sonra Türk futbolunu bağlıyoruz. Tabii ki diğer takımlar da beni bağlıyor ve onlara da söylüyorum, anlatıyoruz. Olmayan vermesin. Tesisi yoksa ilk tesisini yapsın, vermesin öteki futbolcusuna. Bende tesis yoksa ben de vermeyeyim. Ben de ilk önce o çocukları yetiştireyim. İlk önce parasını vereyim ya da tesisimi yapayım bilmem neyse artık. İşte bizim de stadımız yok burada. Biz büyük şehiriz burada. Stad hayalimiz var. Başkanımıza gittik. Şeyimize nedir? Spor bakanımıza gittik. Benim için kurduğum hayalleri de oluşturacağım fiziki ortamım yok burada. Stad hayalimiz var. Başkanımızı zorluyoruz, federasyonumuz, Akhisar'da ilçemiz burada, onun stadı var, Turgut'ta yeni stad yapıldı. Manisa'nın stadı yok. Ben aileleri, çocukları getireceğim, şenlik yapacağım diyorum. Bütün gençleri toplayacağım diyorum, localarda bütün arkadaşlar toplanacak diyorum. Manisa'lı o sevgiyi, herkesi toplayacağım diyorum. Fiziki ortamım yok. Bakın bununla ilgili çalışıyorum şimdi. Bununla ilgili siyasilerden yardım istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun o öncülük etmeye çalışıyor. Bakanımız Manisa'da ondan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bundan ben kazanmayacağım ki bütün Manisa kazanacak. Bakın bütün futbolu kazanacak. Bakın eğlence modeli diyorum, sevgi modeli diyorum. Ben başka bir dilden konuşuyorum Türkiye'de, Türk dilinde ve bunları yapmaya çalışıyoruz biz. Bundan bizim siyasi bir şeyimiz yok. Başkanımızın yok zaten belediye başkanımızın. Benim böyle bir siyasi bir şeyim, beklentim olmaz, olmayacak zaten. Yani böyle bir, biz bunu sevgi adına yapıyoruz, hayal adına yapıyoruz. Biz bu gittik yıllarca, ben 2-3 yıl boyunca Avrupa'ya dolaştık. Biz bakın Avrupa'ya dolaştık, altyapılara baktık. Bütün altyapıları inceledik.
Avrupa'daki bütün kulüpleri bahsediyorum. Bütün hepsini inceledik, baktık, modellemelere baktık, nerede para kazanmışlar, nasıl başarılı bir dayı, Belçika'dan başta Fransa'ya kadar, İtalya'dan, Almanya'ya, Hollanda'da hepsine gittik, bakın kulüplerle görüştük, başkanlarıyla görüştük, modellemelere baktık. Tabii ki hepsi bir buraya uyarlayamayabilir, bizim insanımız, bizim toplumumuz biraz farklı, birebir her şey olmayabilir. Ama bunlar için biz emek harcadık, para harcadık, bilgi harcadık, kulüp felsefesi oluşturmaya çalıştık, kulüp anayasası yapmaya çalıştık, bunları oyuncular uygulamaya çalışıyoruz, çalışanlar uygulamaya çalışıyoruz, kurumsal bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Sadece kurumsallıkla değil, işte herkesin geldiği gibi sahte yaşamayalım diyorum oyuncularımla, çalışanlarımızla. Çünkü... Başkanım sesimi alabiliyor musunuz? Evet alıyorum. Evet şu an geldi sizin de sesiniz bana. Şu an geldi başkanım. Sahte yaşamayalım diyorum. Çünkü zaman harcıyoruz burada oyuncularla, hocalarımızla, çalışanlarımızla. Ben şimdi gittiğim yerde, zaman harcadığım yerde sahte yaşanabilir mi? Sevgi de olsun diyoruz. Keyif alalım bu yüzden spordan. Keyifsiz bir şey olabilir mi? Keyif alalım. Adaletli olsun. Hakemlerimiz adaletli olsun. Camiye adaletli olsun. Bu işten keyif alalım. Zevk alalım. Bu iş yoksa niye? Yani eziyet olsun diye yapılır mı bu iş? Olur mu böyle bir şey? Yani ekonomik sıkıntı olacak. Yalan konuşacaksın. Parasını vermeyeceksin. Ben oyuncunun gözüne bakmadıktan sonra adamı nasıl oynar diyeceğim ben ona. Nasıl olacak bu iş? Ben söyleyeyim size, ona sahte yani onu görünce arkamı döneceğim, gideceğim. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir futbol kulübü yönetilebilir mi ya? Böyle bir şey var mı ya? Adam, ben borcum var. Git çık oyna diyeceğim. Vermemişim ya da sözümü tutmamışım. Sözleşmeyi yerine getirmemişim. Nasıl olacak bu iş? Bu iş olabilir mi? Ben onun için birinci felsefem. Gözünün içine bakacağım. Ben oyuncularına da söyledim. Gözünüzün içine bakarım. Bak dedim. Söylerim size dedim. Söylerim. Bakın ben bunu istiyorum. Ben gözünüzün içine bakarım. Ben çünkü kendi yükümlülüklerimi yerine getiririm. Siz de kendi yükümlülüklerinizi verdiğiniz sözü yerine getireceksiniz. Bizim kulüp felsefemiz. Ha illa ki yani futbol bu. İlla ki şampiyon olacaksın diye bir kaydı yok. Yani futbolda bir sürü değişken var. Yani her şey %100 kontrol edilebilecek bir şey değil. Zaten o zaman futbolun bir anlamı olmaz. Evet, ama biz kendi doğrularımızı, kendi felsefemizi yapmaya çalışalım. O bizi bir yere götürecektir. Bu sene olmazsa bir de bir gayri sene olur. Ama biz tabii ki bu sene de çıkmak istiyoruz. Çünkü en kısa sürede çıkmak istiyoruz. Ama peki, anlayışımızdan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Yani bunu sadece oyuncuların inisiyatifine bırakabileceğimiz bir kulüp değil burası. Yani bu sadece benim kararlarımla alınacak bir şey değil. Bakın buradaki kulüpte bu kararlar tek başına alınmıyor. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Bizim CEO'muz var, Levent Evrim hocamız var, Cihat hocamız şimdi yeni ekibimizde olanlar var, scout ekibimiz var, grup müdürümüz var, bir grup yöneticilerim. Bakın biz ortak kararlar alıyoruz, ortak konuşuyoruz. Ben dediğim yaptığımla işleri yapılmıyor. Tek başına karar alınmıyor burada. Oturuyoruz, istişare yapıyoruz. Bilime inanıyoruz, bilimle ilgili işte yeni şeyleri takip ediyoruz, yeni anlayışları, tüm dünyadaki, Türkiye'deki gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. Buna göre bazı kararlar alıyoruz. Yani başka ne yapabiliriz? Manisa'da başka sıkıntılarımız var, onları bir türlü halletmeye çalışıyoruz. Manisa'lı, Manisa ve aidiyeti, bakın maçlarımız 1 TL bizim, 1 TL. Bakın 1 TL, yani futboldan bazı 1 TL ya. Ve inanın Türkiye'de en keyifli futbol oynayan, en keyif alan, bakın kaç gol atmışız biz ya, 79 gol atmışız ya. Gelen insanlar maçlarımızdan keyif alıyor. Pozitif futbol oynuyoruz, pozitif anlayışımız var. Yani futbola değer katmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz gerçekten de. Yani sadece şey değil, futbol anlayışımızda da, futbol felsefemizde de bu var bizim. Ama bu sadece bizim yapacağımız bir şey değil. Şehir, Türkiye hep beraber değerlerine, bu tip anlayışlara kesinlikle arkasından gelecek, yardımcı olacak. Bakın bir defa daha söylüyorum. Tabii ki herkes kendi çıkar ve menfaati etrafında konuşuyor. Bu siyasette de böyle, futbolda da böyle maalesef. Ama biz kendi doğrularımızla bir yere gelmeye çalışıyoruz. Ama bu doğrulara maalesef eğri şeylerin karışmasını istemiyoruz. Peki başkanım, şimdi yayınımızda birkaç tane daha sorumuz var. Onları sormak istiyorum. Çok da vaktimiz kalmadı. Siz düşüncelerinizi daha çok aktardınız bu bugünkü açıklamalarla alakalı. Ben Manisa Spor'un bu sezonuyla alakalı konuşmak istiyorum başkanım. Şimdi lige fırsat...
gibi başlayan bir Manisa Futbol Kulübü vardı. Daha sonrasında bir düşüş oldu. Bunun sebebi nedir başkanım? Kısaca bize açıklayabilir misiniz? Bu düşüşü aslında biraz demin anlatmaya çalıştım. Yani biz şimdi futbolda şöyle bir şey var. Bunu da görüyoruz. Yani tek başınıza suç futbolcu da olamaz. Bu bir ekip işi. Tek başına yapılan bir iş değil. Bak. Yani bu hocasından işte teknik kadrosuna, oyuncusuna kadar biz en başta ben olmak üzere başkan bir yerlerde hata yapmışız. Değil mi? Yani hata yapmasak bu duruma düşmezdik. Yani şimdi baktığında önemli bir puan, önemli bir istatistik, önemli bir grup, önemli bir rakip. Evet, bunlar doğru. Ama ben 6 puan öndeydim ve geriye düşmüşüm. Bu demek bir yerde hata yapmışız. Yani tabii ki rakibimizde inanılmaz bir puan topladı, inanılmaz bir istatistik var. Bunlara saygı duyuyoruz, bir şey demiyoruz. Ama ben de iyi başlamıştım, iyi gidiyordum. Ama maalesef Türk futbolunun, Türk futbolcusunun klasik ve başımıza gelebileceğini düşündüğümüz şeyler bizim başımıza geldi. Öyle söyleyeyim size. Bunu yönetmeye çalıştık ama işte o eğitimsizlik, o bilgisizlik, o düşüncesizlik, o değer kavramının bir türlü ve bunları hepsini teker teker anlattım oyunculara. İyi giderken anlattım, iyi giderken söyledim, iyi giderken başımıza gelecekleri anlatmaya çalıştım. Ama biz denizleri, okyanusları hayal ederken maalesef bazı oyuncularımız derede boğuldular ve bizi de boğmaya çalıştılar, öyle söyleyeyim size. Bunun sonucu böyle oldu ama ben sadece oyuncuları suçlamıyorum, tabii ki burada bizim de hatalarımız var. Bu hataların bileşimi sonucunda buraya geldi ama tabii ki bitmiş bir şey değil. Bunlar her şeyden bir ders çıkarıyoruz. Biz de öğreniyoruz. Bakın yani öğrenmenin sonu yok. Nasıl futbolcu öğreniyorsa biz de öğreniyoruz. Hep beraber öğreniyoruz. O yüzden yani öğrene öğrene bir yerlere geleceğiz diye düşünüyoruz bakalım. Yani hata yaptık. Bunlar yani hem oyuncularda hem sizin tarafında biraz hata olduğunu söylediniz. Peki başkanım şunu sormak istiyorum. 2 yılda 6 tane teknik direktör değiştirdiniz. Bunun sebebi nedir? Yani burada bir sıkıntı var gibi duruyor. Bakın ben bir şey söyleyeyim size. Bizim felsefemizde aslında kulübün felsefesinde de uzun vadeli hocayla her zaman çalışmak olduğunu, bunun doğru olduğunu düşünürdüm ben hep. Ben futboldan gelme birisiyim. Daha önce de kulübün içerisinde bulunduğum bir şekilde. Ama bu fikrim değişti biliyor musunuz? Neden başkanım? Valla haftada bir hoca değiştirebilirim bundan sonra. Bakın bu şey tuhaf geldi değil mi size bu? Bana çok tuhaf geldi başkanım. Yani açıkçası bu konu proje üzerinden. Bu kulübün felsefesi olan bir adam, yani bir başkan olarak bunu söylüyorum size. Bir haftada bir de değiştirebilirim bundan sonra. Bu diğer çalıştığımız hocaların çok kötü ve yanlış olduğunu söylemiyorum. Bakın İlker hocamız inanılmaz düzgün, inanılmaz bir karakter. Yani ayrılışımızın nedeninde ilk baştan çok şey, yani bizim felsefemize uygun bir şekilde biz bunu yaptık. Ama ben hocamızın oyun felsefesi ve bizim oluşturduğumuz takımın, onu da söyleyeyim, açıklık getireyim. Geçen programa da katılmış, ben de söyleyeyim. Ben çok üzüldüm de, çok duygusal birisi de olduğum için çok da sevdim kendisini. Yani bazı şeyleri, çünkü bizim oyuncu profilimiz biraz farklıydı. Yani bunu taşıyamayacağı endişesiyle aslında kendisi ve kulüp için bunu kararı aldık biz. Bir de oyun felsefesi bizim oluşturduğumuz oyuncu kadrosuna çok uymadığı için bu kararı aldık. Yani bunu burada gizleyecek veya saklayacak bir şey yok. İsmail Hoca'yla tecrübeli diğine aldık, çalıştık. Gerçekten birbirimizi çok sevdik, çok düzgün bir insan. Onlara duygusal bir şey. Ben bütün hocalarımızla, bakın bizim ilişkilerimiz devam ediyor. Biz kötü hiç ayrılmıyoruz. Hiç oyuncularımızı da ayrılmıyoruz. Ama yani biz İsmail Hoca'yla bazı şeylerde maalesef işte o ivmede bazı eksiklikler gördüğümüz için, düşüşe geçtiğimiz için hamle yapmak zorunda kaldık. Bakın ben aynı zamanda hedefe giden bir takım. Önemli bir rakibim var. Onu hamleye yapmak zorunda kaldık. Bakın bunlar şimdi sonucunu alırsın, çok doğru yapmış dersin, sonucunu alamazsın, hata yaptık demiş olursun. Yani bu çok
göreceli, çok değişken, çok farklı bir şey. Şimdi biz kulüp olarak bazı şeyleri yapmaya çalışıyoruz, evet. Ama benim düşünce ve duygularımda sektörde insan bulmak ne kadar doğru, ne kadar bu anlayışta insan var, çok tartışılır. Yani onun için doğrusunu bulana kadar ve kulüp antrenörü olana kadar, kendisini antrenörü, bakın kulüp antrenörü olana kadar, tamam mı? Her zaman arayışınız var diye. Şimdi Cihat Hoca ile çok güzel bir birlikteliğimiz var, çok düzgün, çok temiz, çok duygusal bizim gibi. Çok da iletişimimizin düzgün olduğu. Cihat Hoca da duygusal, doğru diyorsun başkanım. Evet, yani inşallah uzun sürer. Ama dediğin gibi gerekirse bir haftada bile değiştiririm. Bununla ilgili en ufak bir tereddüt etmem. Bu geçmişte bu böyle değildi. Bugün böyle. Gerekirse bu kararı alabiliriz. Hiç bu kulüpte bu irade de var, bu düşünce de var. Yanlışsa yanlıştır, doğruysa doğrudur. Bu kulüp için, Marisa için gerekeni hiç tereddütsüz yaparız. Bakın yani burada arkamıza bile bakmayız. Endişe, kaygı ya da o bunu demiş, bunu yemiş. Bizde torpil yok çünkü. Yani Sinan Kurumuş yayınımıza katılmıştı başkanım. Evet. Sinan Kurumuş da yayınımıza şöyle bir şey söylemişti. Yani başkan öyle bir insan ki bizi çok rahatlatıyor. Hani bu sene olmazsa seneye şampiyon olacağız ama kesinlikle olacağız gibi bir cümleniz kurmuşsunuz sanırım. Ve diyorlar ki biz bu sene olmak istiyoruz. Mesela Sinan bu sene olmak istediğini söylüyor. Yani bu sene olacak gibicesinden. Biz de kendi yayınlarımızda Transfer Merkezi ve Alt Ligler ailesi olarak konuştuğumuzda diyoruz ki Manisa FK kulübü 5 yıl içinde Süper Lig görecek kulüpler arasında diyoruz başkanım bizler de. Şimdi ya bu tabi 5 olur, 10 olur, 3 olur, 2 olur. Yani bunun için bilsem ben de bir şey yani bilmiyorum şimdi. Yani ama demin dediğim gibi işte sabır, istikrar, zaman, işte bunları iyi yönetebilirsek bütçemizi, bakın bunu da söyleyeyim, bütçemizi olanı bunları devam ettirirsek evet bu kulüp bir yere gelecek. Bunu ben size söylüyorum, bakın açıkça ifade ediyorum. Mutlaka bir yere gelecektir. Bundan Türk futbolu kazanacak. Bakın bunu açıkça söylüyorum. Gerçekten Türk futbolu kazanacak. Manisa'da kazanacak. Şimdi bazıları yazıyor, işte taraftarınız yok falan, yani böyle falan gibi. İşte biz sıfırdan başlıyoruz hayata. Ve temiz bir sayfayla başlıyoruz. Temiz olan her şeyin bakın sonu iyi olur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın bizi Samsunlu taraftarlar, diğer taraftarlar bazen şeyleri sezen işlerde bulunuyor. Gerçi biz 3-4 bin, 5 bin taraftar oynuyoruz ama taraftar anlayışının da, sevgisinin de, Manisalılığının da, Manisa aidatının da ya bu insanlar bu gemiye binecek, ya bu treni atlayacak, ya da karada kalacaklar. Bakın bunu açıkça söylüyorum. Bu Manisa'da içinde... Savaşmamızı, mücadelemizi bırakmayacağız diyorsunuz başkanım. Kesinlikle bırakmayacağız. Bakın biz herkese dokunmaya tabii ki eksikliklerimiz var. Yapamadığımız, iletişim kuramadığımız, o kadar çok zamanımızı alan şeyler ve kendi işlerimiz de var. Ama biz bunu... Bu zaman gerekiyor. Bugünden yarına olacak şeyler değil bakın. Biz bir değer yaratıyoruz bakın. Tarih yazıyoruz. Her gün bu kulüp tarih yazıyor, değer yaratıyor. Ve bu 10 sene sonra, 15 sene sonra, 20 sene sonra bunun hikayesi, artık 5 sene sonra neyse hikayesi, şehir de dahil olmak üzere bunu görecek, yaşayacak. Bugünden sallamayla bu işler olmuyor. Evet. Bizim başladığımızda başka hikayeler vardı. Şimdi bakın başka yerlerdeyiz biz. Ve ileride başka hikayelerle karşınıza çıkacağız biz. Tamam mı? Kesinlikle başkanım. Biz de bu şekilde düşünüyoruz. Bu konuştuklarımı öyle boş konuşma olarak da algılamayın. Bunu bir kalben, sevgi ve maddi olarak da ve Cengiz Başkanımızın arkamızda olmasından da kaynaklı olarak bizim siyasi olarak hiçbir gücümüz yok. Bakın onu söyleyeyim size. Yani bir siyasi parti ya da bir şeyle bir şeyimiz yok bizim. Ama kendi manevi gücümüze, sevgi gücümüze çok inanıyoruz. Biz bakın bu çok önemli bir şey söylüyorum bakın. Tamam mı? Bizim maneviyatımız var. Bakın çok önemli bir şey. Yani sebebiyle sevgimiz var. Bu bizi bir yere getirecek. Çünkü biz yaptığımız hiçbir şeyi yani arkasında bir şey olmadan yapıyoruz. Kaygıyla, endişeyle yapmıyoruz. O bizi bir yere getirecek. Ben çok ona yani ben çok manevi bir insanım. Çok manevi olarak çok bazı şeylere inanıyorum. Mutlaka bir yere geleceğiz. Ama bunun tarihini maalesef ben de veremiyorum. Ama umarım en kısa sürede olur. Ama
her geldiğimiz noktada bir hedefimiz olacak. Biz çünkü yapı olarak, ben yapı olarak, biz hiçbir zaman sıradan olamayız. Bak, sıradan hiçbir şey yapamayız biz. Yani bizim Cengiz Başkanımız da öyle, ben de öyleyimdir, yönetimdeki arkadaşlarımız da öyle. Sıradan hiçbir şey yapma şansımız yok bizim, bakın. Yoksa bu işi biz yapmayız. Yani ben şimdi bu sene çıkamadım. Ben bir dahaki sene işte kümeye düşmemeye oynayayım da falan. Yok bakın, olmaz. Ben bir dahaki sene çıktım. Ben bir dahaki sene çıkarsam da mutlaka birinci ligde en iddialı takım olacağım. Ben Süper Lig'e çıkmak olacak, benim iddiam olacak. Çünkü bizim genimizde bu var. Bakın benim genimde var. Cengiz Başkanımızın genimde var. Tamam mı? Bizim arkadaşlarımızın, yönetimimizin genimde bu var. Tamam mı? Ve bunları aşılamaya çalışıyoruz. Ama bunları yaparken tabii boş konuşursak, yani bu altı dolu olmadan konuşursak bu olmaz tabii ki. Yani bunun maddi olarak bir planlaması olacaktır. İşte demin dedim, altyapı, tesis, çocuk yetiştirme, işte üretme, bunlar olmadan bu, o zaman boş konuşmuş oluruz. Ben bunu boş olarak söylemiyorum, dolu olarak söylüyorum size. Onun için Manisa, Türk futbolu bu değeri sahip çıksın. Yani bakın, bunlar herkes kazanacak, kaybetmeyecek. Çünkü spor camiasında bu tip insanlar, ki hele hele Cengiz Başkan gibi bir insana, yani yatırım yapan siyasetçi, belediye başkanı söyleyeyim, bulunamaz. Bu tip değerlere sahip çıkacaksınız. Bizim gibi gönülde, sevgiyle, maddi manevi bütün her şeyini veren insanı nerede bulacaksınız? Bakın yok, bu camialarda kalmış tükenmişlik var ki, yani bunu görüyorsunuz. Artık eski futbolcular, eski camialar, herkes soruyor. Niye Manisa Futbol Kulübü konuşuluyor? Bakın size söylüyorum, niye konuşuluyor? Demek ki biz, yani normal olan bir şey, ben oyuncular da normal olan bir şey yaptığımız için anormal gözüküyor. Ya bunu, böyle bir şey olabilir mi ya? Yani yalan konuşmak, düzgün olmak, işte sözleşmeyi yerine getirmek, tesis yapmak, çocuk yetiştirmek. Bu normal olan bir şey, anormal hale gelmiş Türkiye'de Manisa Futbol Kulübü konuşuluyor, biz konuşuyoruz. Yani bizim düzgün olmamız, yalan konuşmamamız, duygusal olmamız, insanı sevmemiz, insan odaklı olmamız, çocuklara sevmemiz. Ya bu insanın normal bir şey ya. Bunu normal olan bir şey yapıyoruz. Bu anormal gözüküyor ya. Abi Türkiye'de bu anormal olmuş. Şimdi bakın, siz, enteresan değil mi bu? Yani bütün kulüplerin, bütün insanların yapması, insanoğlunun yapması gereken şeyleri yapıyoruz ve bu anormal gözüküyor ve ses getiriyor ve konuşuluyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum deminden beri size. Ve yani bu, herkes de bu seviyeye gelsin diyorum. Herkes de bu şekilde rekabet edelim diyorum ben. Yani ama bunu insanların inisiyatifine bakmayın. Hukuki olarak yapmanız lazım. Hukuki olarak yapmazsanız ben düzgünüm, benden sonraki gelen sahtekar sanası olacak. O siyasetçi onu koyacak, elimin altında olsun, benim elimin altında olsun, 3 tane 5 tane oy alırım almam. Aslında orada öyle bir şey de yok. Yani orada da yanlış hesap yapıyorlar. Yani ondan sonra yani liyakatsız, bilgisiz, kalitesiz, her şey birbirinden akıyor ya. Ya böyle bir şey var mı? Böyle bir düşünce, böyle bir fesini, adam futbol topunu, fesini bilmiyor, başkan olmuş, seçilmiş, birisi göndermiş onu, atanmış. Yani ya iş yapıyordur ya bilmem ne, ya sen tutup futbolunu ne bekleyeceksin? Adam aynı masaya oturuyorsun, ben ne konuşacağım onunla? Neyi paylaşacağım? Hangi duyguları paylaşacağız biz? Neyi tartışacağız Türk futbolu adına? Ben deminden beri başka hayallerden başlıyorum, adam başka şeyler konuşuyor. Nasıl olacak? Bana anlatabilir miyim? Anlatın, ben de söyleyeyim. Frekansımız uymuyor, düşüncelerimiz, duygularımız uymuyor, yatırımlarımız uymuyor. Bakın yani bu nasıl olacak? Söyleyin bana. Ya bugün var, yarın bırakıp gidecek adam, biliyorum da gidecek. Olmayan adam, olmayanı verecek, olmayanı konuşacak, yalan konuşacak, mecbur. Olmayan olunca ne olacak adam, ne yapsın? O yüzden bizim frekansımız ve duygumuz farklı. Umarım bu duygu, düşüncemiz değişmez. Biz Manisa'yı, Manisa futbolunu, burada 1,5 milyon nüfus var bakın. Manisa büyük şehir, 1,5 milyon nüfus var. Ve burası futbol şehri. Camia değil ama futbol şehri burası. Burada gerçekten önemli futbolcular, önemli futbol adamları ve futbol seviliyor. Ve biz bunu nakış örer gibi yavaş yavaş öreceğiz. Bakın, bunu sevgiyle öreceğiz. Evet, eksikliklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Yani yavaş yavaş yapacağız bunu. Yapmaya çalışacağız. Yani uğraşmaya çalışacağız. Bunu Manisa'da kazanacak. Herkes kazanacak. Bakın, bunu Manisa'ya da özellikle belirtmek istiyorum. Ve gün gelecek, bugün bakın, bakın size söylüyorum, bu inşallah stadımızı da yaptığımızda biz
holiganlık olarak değil, bakın vurup kırma, işte paralı taraftarmış bilmem, öyle değil. Sevgiyle, ailesiyle, çocuğuyla, zaman geçireceği, arkadaşıyla, toplantısını yapabileceği, keyif alabileceği bir hayal kuruyoruz. Taraftar olmadan, insan olmadan spor, futbol olabilir mi? Olmaz tabii ki. Bundan biz de gurur duyuyoruz. Yani biz de üzülüyoruz tabii ki. Başkanım, bizim diğer yayınımıza da geçmemiz lazım. Son olarak son cümlelerinizi alabilir miyim? Yani umarım bu pandemi, bu hastalık, tabii ki sağlık her şeyden önemli. Umarım bir an önce son bulur, insanlar normal hayatına döner. Tabii ki biz tabii futboldan konuşuyoruz ama maalesef futbol kulübü olarak, şahsımız olarak biz ilk baktığımız nokta şu oldu. Tabii ki biz futbolu da bıraktık bu sırada. İnsanlara yardım etmek istedik. Bütün oyuncularımız da yardım etti. Bakın bu çok önemli bir şey. Bin kolu biz yardımda bulunduk. İnsanın aç olmaması lazım. Çalışamayan kesimler var. Bunlara yardım ettik. Yardım ediyoruz. Yardım etmeye devam edeceğiz imkanların. Çünkü ben topken komşum veya insanların aç olmaması lazım. Bu birlik beraberliğin devam etmesi lazım. Umarım her şey normale gelir. Bütün dualarımız böyle. Türk futbolu da bir dizayn olur. O da normale gelir bu virüs dolayısıyla. Ben herkesin Ramazan'ın da tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Umarım Türk futbolu da, Manisa futbolu da, Manisa Futbol Kulübü'nün de güzel hayalleri, güzel düşünceleri, güzel felsefeleri var. Umarım biz de güzel yerlerde oluruz. Futbolcuların da umarım izliyordur bunu. Onlarla tekrardan bir omuz omuza verip, tabii ki pandemi kurallarına uyarak ama hedefimize umarım ulaşırız. Tek düşüncemiz bu. Ben çok teşekkür ederim. Peki, çok teşekkürler başkanım. Biz de inşallah istediklerinizi gerçekleştirirsiniz diyorum. Yayınımıza katıldınız, bizleri kırmadınız. Tekrardan çok teşekkür ederim başkanım. Tamam, ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.